Sevgili çocuklar, Türkçe dersimize hoş geldiniz. Konumuz sözcükte anlam. Çevremizdeki tüm varlıkların, her sözcüğün bir anlamı vardır. Örneğin kalem, çanta, sıra, silgi, masa, okul, kuş gibi tüm kelimelerin anlamı vardır. 3 tane kelime yazdım. Bu kelimelerin anlamına birlikte bakalım. İp kelimesi, bir şey bağlamakta kullanılan bağ anlamına geliyor. Ayakkabı, her türlü etkiden ayağı korumak için giyilen ayak giyeceği anlamına geliyor. Kuş, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı, uçucu hayvanların ortak adı demek. Sizlere bir örnek vermek istiyorum. Kırtasiyeden kalem ve silgi aldım. Buradaki kelimelerin anlamı var mı? Sırayla bakalım. Kırtasiyenin var, kalemin var, silginin var, aldım kelimesinin anlamı var. Fakat ve kelimesinin anlamı var mı? Ve, ile, veya, ama, kadar gibi ancak kelimelerin anlamı var mı yok mu diye bir sonraki dersimizde konuşalım. Dersimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.